Merhabalar. Merhaba. Çandarlı'da Muhtar Adayısınız. Çandarlı Mahallesi'nde. Ben önce sizi bir tanıyabilir miyim? Ben 1950 doğumlu Kars'ın Göre ilçesinde dünyaya geldim. İlkokulu orada okudum, Göre'de okudum. Ondan sonra orta lise, yarı üniversiteler grubu da hep Ege'de geçti, Manisa'da geçti. İşte en son Hava Teknik'ten ayrıldım. Yine 78'de iyi bir puanla kazanmıştım ama. Adınız soyadınızı bir alabilir miyim? Ekrem Altun. Ekrem Altun. Altun, evet. Hava Teknik'e girmiştim ama bazı siyasi nedenlerden dolayı o zaman bize orada da yer vermediler. Oradan ayrıldıktan sonra tekrar Sülh Enstitü Kurumu'nun o dönemki 79 iktidarı süt teknisyenleri diye bir imtihanlar açmıştı. O imtihanlara katıldım. O imtihanlardan sonra devlet imtihanları kazanarak devlet memuru oldum. Uzun bir devlet memurluğu yaptım. Tire'de, Germencik'te, Bayındır'da, Menemen'de, Söke'de, bazısı yine uzaklara giderek Kastamonu'da, Afyon'da, yine bazı siyasi nedenlerden dolayı Ceylanpınar'a kadar dolaştım. Arada bir kameraya da bakalım. Ceylanpınar'a kadar dolaştınız. Çandarlı'da kaç yıldır yaşıyorsunuz? Tam olarak 13 yıldır Çandarlı'dayım. Yani Manisa'da emekli olduktan sonra, Manisa'da son yıllarda oradaydım. Emekliden sonra böyle sakin, işte hani balıkçı köyü derler ya, böyle mükemmel, dinlenebilecek, biraz da seviye olarak küçük bir yer aradım. Daha önce Dikili'ye bir görev olayında gelmiştim 89'larda. Çandarlı'da geçmiştim o zaman. Diyorum ki emekli olduğum zaman Çandarlı'ya geçmiştim. Mükemmel bir yer. Doğanın en güzel yeri. Harika bir yer. Öyle. Hakikaten de öyle. Çok da severim Çandarlı'yı gerçekten. Zaten bir geldim bir daha da gitmedim. O kalış oldu. O kalış. Yani. Çandarlı'da uzun yıllardır oturuyorum. 13 yıldan beri. 13 yıldır. Peki şimdi uzun yıllar Çandarlı'da oturuyorsunuz. Ne işle meşgulüz bu arada? Şu an hem emekliyim, aynı zamanda ikinci el işi, yani beyaz eşya, mobilya, kullanmış ev eşyaları alıp tekrar hem bu değerlendiriliyor, yani topluma dönüşüm yapılıyor. Aynı zamanda da burada da bir para kazanıyorsun. Evet. Esnafsınız yani. Esnafım. Peki kaç yıldan beri esnaflık yapıyorsunuz Çandarlı'da? Yani geldiğinizde mi başladı yoksa yok, sonrasında? Yok. Bir müddet şey yaptım, yani gezdim, dolaştım, kitap yazdım. Bir kitabımın şu anda yayınlanmak üzere. Mesela şu Devrimcinin Pusulası kitabı benim son yazdığım kısımlardan. Aynı zamanda yazarlığınız da var. Tabii, o da var. Evet. Şimdi bir kitabım daha çıkıyor. Tütü Bozuklar şu anda basında. Daha basılmadan, basılıyor da. Yani daha çıkmadan ses getiren bir kitap. Şimdi karşılıklı konuştuğumuz için arada bir kameraya da bakarım diyorum. Kamerada sizi de görsünler yayınladığımda. Şimdi neden Çandarlı Mahallesi'nde muhtar adayı oldunuz? Ben öncelikle onu bir sorayım size. Diyorum ya, şu bizim seçim bildirgesinde de bunu yazdım. Yani Çandarlı'da yaşıyoruz. Çandarlı'daki yaşayan insanların hepsi, yani yerlisi, batısı, doğusu, güneşi demeden yaşayan herkesin daha rahat yaşaması için, daha barışlı bir ortamda yaşaması için, sağlıklı yaşaması için. Ben de bu sağlıklı toplum içinde bir birey olarak benim üzerime düşen ne görev var, bu eksiklerde neler var, biz bunu nasıl yerine getiririz? Bu aksayan yerler, mesela bir sağlık ocağının... Şimdi eksiklerden biraz bahseder misiniz bana madde madde? Ne eksikler görüyorsunuz? Mahalle muhtarı olduğunuzda bu eksikler üzerinden hangilerini yetkililere doğal olarak muhtarlık olarak aktaracaksınız? Bir eksiklerden bahseder misiniz? Çandarlı'nın ne eksikleri var vatandaş? Çandarlı'nın bir kere en başta yine sağlıklı bir toplum için Çandarlı'nın bir kere temiz olması lazım. Sokaklarına kadar temiz olması lazım. Çandarlı'mız temiz bir sokakları, caddeleri yok. Yani temiz değil mi yani? Temiz değil yani, bunu kime sorursanız. Zaten sen caddede gezerken görürsün bunu. Yani Çandarlı sağlıklı bir toplumun, rahat yaşayacağı, gezeceği temiz bir cadde, temiz bir sokağı yok. Her taraf perişan durumda ve sanki inşaat alanıymış gibi her tarafta büyük bir inşaat var. Bundan dolayı yani önce sağlıklı toplum ve sağlıklı bir kent, sağlıklı yaşam için önce bu temizlik söz konusu. Tamam. İkincisi yine çok önemli. Çandarlı'nın her caddelerinde toplumun içerisinde birlikte yaşadığımız hayvanlar var. Birlikte yani insanlar ve hayvanların birlikte yaşadığı bir
küçük bendeyi oluşturuyoruz. Ama hayvanlarımız son derece sağlıksız bir durumda yaşıyor. Dövülüyor, itiliyor, zehirleniyor. Bakın bundan 20 gün önce Özlem çetesinde 15 tane kediyi köpeği zehirlediler. Yani bunu insanlar yapıyor. İnsanlar mı yapıyor? Tabii ki insanlar yapıyor bunu. Hatta o siteye girip çıkanların, o saatlerde, zehirlenen saatlerde girip çıkan insanların arabalarının plakalarını tespit etmişler. Şikayet etmişler. Bundan 2 sene önce yine burada bir sürü hayvanları zehirlediler, öldürdüler. Bizim birinci koşullarda şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak burada biz madde madde birim kurduk. Evet. Yani Çandarlı'da, belki de Türkiye'de ilktir. Muhtar azalarıyla birlikte, bir aza arkadaşında Harun Bey, mali müşavirdir kendisi. Evet. Azalarla birlikte biz 5 tane birim kurduk. Nedir o birim? Bu birimleri size hemen okuyayım. Hakikaten şimdi diyeceksiniz ki bazı arkadaşlar diyor ki siz hükümet mi kurdunuz diye. Bak Çandarlı'mızın hakkı olan ve verilmeyen hizmetlere resmi kurum ve kuruluşlarda iletişimi sağlamak ve almak için uğraşma. Tamam. Başında kim var biliyor musunuz? Ercüment Yaman, Deniz Yarbayı, emekli Deniz Yarbayı. Evet. İkincisi yine Çandarlı'da yardıma muhtaç olan insanların tespit etmek ve kurum ve kuruluşlara iletişimi sağlamak, bunların sorunlarını çözmek için bir birim kurdu. Birimin başında Melek Kerimoğlu var, Mukaddes Varel var, benim Kerimoğlu'nun arkadaşım da jandarma istihbarattan emekli bir bayan. Evet. Son derece bilgili, birikimli bir bayan arkadaşımız. Yine demin söylediğim o sokak hayvanlarıyla beraber yaşadığım o sokak dostlarımızın, burada yaşayan hayvanları önce birinci koşulda sahiplendirmek, önce sahiplendirmek, mümkün olduğu kadar sahiplendirmek. Hani sahiplendiremediğimiz şeylerde yine bu hayvanlarımızı, yani yaşayabilecekleri temiz bir barınak oluşturmak. O barınakta da tabii ki devletin de ve tabii ki aynı zamanda belediyelerin de yardımıyla birlikte o insanlara, o hayvanlara yardımcı olmak, onların yaşam koşullarını daha rahat hale getirmek. Çünkü hayvanların insanlarla, olarak söyleyeyim diyelim, hayvanlar insanlardan milyon yıllar önce dünyaya geliyorlar. Biz onlardan sonra dünyaya geliyoruz. Bu dünyayı bu hayvanlara zehir ediyoruz. Böyle bir ortam oluşmuş maalesef. Peki dördüncü maddeniz nedir? Dördüncü maddem yine Çandarlı'mızın, özellikle demin temizlik söz konularından bahsetmiştim ya, Çandarlı'mızın bu temizlik ve özellikle kentleşmedeki şeylerini geliştirme, güzelleştirme birikim başkanlığında özellikle gençlerimizi sokaklardaki bazı sorunları da kurtarmak için ve uyuşturucudan uzaklaştırmak için. Özellikle uyuşturucu, çünkü uyuşturucu mesela oldukça fazla. Spor alanları, eğitim alanları, kültür kursları ve aynı zamanda Çanlar'ı sevdirecek bir ortamda halkı bir araya getirecek kültürel tiyatro, sanat faaliyetleri bir araya getirmek. Yani onları yapar mı muhtarlık? Yapar. Nasıl yapar? Bir kere ben şunu net iptalıyım. Hiçbir muhtar şimdiye kadar Türkiye'de de bir türlü o yerel yönetimler kanununu ne incelediler, ne baktılar, ne de gördüler. Ne var yerel yönetim? Yerel yönetim kanunlarında bakın. Bak mesela 2705'in içerisinde, yine yerel yönetim kanunları içerisinde bir muhtarın o kadar büyük yetkisi var ki kaymakamlık bile gerektiği zaman durduramayacak kadar yetkileri var. Ancak valilik söz konusu. Eğer o da yanlış şeyler olursa. Evet. Şimdi muhtar şu değildir. Ya ben arkadaşımın evine gelmiş, icra makbuzunu vereyim, telefonu gelsin alsın. Yani devletin gönülsüz ve gönüllü posta memuru falan muhtarlık değil. Diyorsunuz ki siz yetkileri aslında fazla var. Oldukça fazla ama muhtarlık. Ama şu ana kadar kullanılmıyor mu? Hep bu dediğiniz... Hiçbir muhtar kullanmıyor. Yani o konuda mı kullanılıyor? Yani işte tebligat versin veya şey yapsın. Yani sadece tebligat memuru gibi bir şey. Muhtara getirir işte adamı bulamazsan şeyinde, adresinde. İşte o muhtar ne yapabilir? Yani bu yetkilere dayanarak muhtar bir kere muhtar en azında bu şeyler, yani bu yetkilerden hayvanlarla ilgili. Örnekleme yaparsın. Hayvanlarla ilgili. Bir kere burada kurduğu birim içerisinde belediye ile birlikte işbirliği yaparak buradaki hayvanları veterinerlerle birlikte. Mesela ben burada veteriner arkadaşımla görüştüm. Dedi ki abi böyle bir şey olursa ben sonuna kadar hazırım. Kısırlaştırma konusu, sahiplendirme konusu, iyi bir barınak konusundan her zaman toplumla birlikte, halkla birlikte, onlarla birlikte buna çözülür. Bunlar çözülmemesi diye bir sorun yok. Muhtar diyecekti ki ben muhtarın görevi mi? Evet, muhtarın görevi. Mülki Ahmet'in muhtar. Evet, bir bölgenin mülki Ahmet'in. Muhtarla birlikte her zaman kesinlikle buna çözülür.
çevrenin temizliğiyle ilgili kesinlikle yine kurduğumuz birimler aynı zamanda. Sadece muhtar sorumlu değil. Bakın benim yaptığım listede 8 azanın 8'i de görevli. 5. maddede ne vardı? 5. maddede. 5 madde demiştiniz ya, ben tabii. O yüzden sordum. Sokak hayvanlarından bahsettiniz, tabii. Çevre temizliğinden bahsettiniz, gençlerden bahsettiniz. Esnafla halkla ilişkiler. Esnafla halkla ilişkiler. Yani. Şimdi benim bir, bu yani birimde önce halkla zaten iç içe yaşayan bir toplum olduğumuz için birlikte olduğumuz için halkın sorunlarını, sokakta yaşayan insanların sorunlarını ve aynı zamanda bu halkla esnaflar arasındaki sorunları arayan, soruşturan, esnaflarla görüşen, esnafın ihtiyaçlarını tespit eden en basit pazar meselesinde. Mesela şunu söyleyeyim. Yani yapılmaz diye bir şey yok. Kesinlikle yapılacak bir şey. Burada Çandarlı'da bazı tekelleri kırmak için çok rahat bir şekilde tüketim merkezi kurulabilir. Ne gibi? Yani çok yani anlayamadım. Büyük bir süpermarket. Evet. Yani daha önce bu marketlerimiz vardı. Mesela şunlar vardı. İşte memurlar tüketim kooperatifi. İşçiler tüketim kooperatifi. Yani daha önce bunlar vardı. Burada nedir? Adam direkt tarladan, üretenden tüketiciye getiriyordu. Arada büyük tefeciler kalkıyordu orada. Şimdi bu tip şekilde buradaki muhtarlık yine belediyelerle, ülke amirlerle bunların bilgisiyle birlikte çözer mi? Kesinlikle çözer. Yani siz bir kooperatif falan mı kuracaksınız? Aynen. Benim yani, anladığım o. Yani kooperatif ve kooperatif gibi kuruluşları, evet. Halkın da ortak olduğu kuruluşları evet. Ve direkt üreticiden tüketiciye gelen. Şimdi çok yine basit bir şey. Geçenlerde izliyorum. Antalya'da mandalin, portakallar yerlere dökülüyor. İnsanlar gelin toplayın götürün diyorlar. Hayvanlara yediriyorlar. Ama gelin Çandarlı'nın pazarına 25 liradan 30 liradan aşağı portakal mandalin yok. Yani ama oradan belki de bedava alıyorlar. Belki de ucuz bir fiyata alıp getiriyorlar. Arada korkunç parayı tekelleşmiş belirli bir sermaye alıyor. Anlıyorum. Grup olmuşlar. Bunlar halka hatta döküyorlar, hatta ucuz vermiyorlar. Yani somut anlamda bu bahsettiğiniz projenizi nasıl uygulayacaksınız? Ben onu çok anlamadım. Yine halkın ortaklığıyla evet. Bir tüketim kooperatifi kurularak. Evet. Bir kooperatif kurularak. Orada yine halkın ortaklığıyla, Çandarlı halkın ortaklığıyla bir sermaye oluşturulur. Burada da direkt kooperatifte yetkili çalışan insanlarla, üreticilerle bağlantı kurularak onların malını Anladım. Direkt tarladan alır. Bu şekilde halkta diyorsunuz ki Tabii. Daha hesaplı, kesinlikle. Daha uygun fiyata. Yine basit bir şey olabilir. Daha örnek vereyim. Bu bölgede, yine bu bölgede bamya tarlada evet. 10 lira, 11 lira, 12 lira şu anda. Yani geçen seki fiyatları söylüyorum. Zaten bamya merkezi evet. burası. Peki, evet. Peki pazarda kaç para? 80 lira, 100 lira, 120 lira. Kim arada kazanıyor bunun arkada? Üretici mi? Hayır. Değil. Kim kazanıyor? Tüketici zaten büyük paraya kazanıyor. Aradaki, tamamıyla aradaki bu hani tüccar diyorsunuz. Şimdi ben şunu sorayım. Siz yanlış anlamadımsa 5 tane birim kurmuşsunuz. Evet. Bu 5 birim bakan azalarınız mı var? Evet. Azalarınız hepsi var. Hepsi aza bunlar. Hepsi aza ve hepsinin kendi sorumluluk bu konu başlıklarına göre kendi sorumluluk alanları var. Evet. Bu alanlarla ilgili azalarınız ilgilenecekler, takip edecekler. Aynen. Bir yönde bir sorun ve çözüm üssü gibi mahallenizin sorun çözüm üssü gibi davranacaksınız azalarınızla birlikte. Aynen. Peki Çandarlı'nın şu an yaşadığımız sorunları neler? Yani ne yaşıyor vatandaş Çandarlı'da? Bir mahalle muhtarı adayı olarak, Çandarlı Mahallesi muhtarı adayı olarak bahsettiniz tamam. Sokak kirliliği, çevre kirliliği, hayvanlarımız, gençler bunlar zaten birimsel olarak yazmışsınız oraya da. Ama başka ne tür sorunlar yaşıyorsunuz? En büyük sorunlar fiziki anlamda, altyapı anlamında olabilir. En büyük sorunlardan birisi yine mahalli iktidarın yani muhtarlığın da içinde görevi olduğu bir yerdir aynı zamanda ben anlatacağım şey. Birincisi, Çandarlı'da daha önce burada bir acil servis vardı. Acil servis. Tamam. Bu aracın içerisindeydi. Çünkü burası çok bazı ilçelerden daha büyük nüfusa sahip olan bir yer. Evet. O acil servisi burada kaldırdılar. Çandarlı'ya acil servisin gelmesi. Neredeydi acil servisin? Garajın içindeydi. Garajın içerisinde. Tabii garajın içindeydi. Şu an kalktı mı? Kalktı. Sadece burada işte sağlık ocağı bünyesinde çalışan bir sağlık şeyi var, ocağı var. O da saat 5'ten sonra kapalı. Yani gece burada, yarısı bir şey olduğunda vatandaş burada ilk gidebileceği yer, acil yok, şeyi yok. Yok. Servis ya hizmeti yok, sağlık hizmeti yok. Yani. Yaparsa yapar, yapmazsa Bergama'ya gönderiyor.
Bergama'da o andan şeyse İzmir'e sevk ediyor. Yani adam yolda ölüyor. Yolda vakit kaybediyor. Allah. Evet. Şimdi yine bizim yapacağız yine bir şeyin içerisinde Türkiye Sanat'ta kültür ve geliştirme bakımında yine arkadaşım da bir başında bir birim başkanı Azza arkadaşımız var. 5 birimden mi? Tabii ki tabii ki. Tamam. Şimdi mesela burada her yıl fuarlar düzenlenmeli. Fuarlar dediğim şu. Yani Çandarlı'nın bizim yani eğer biz bu muhtarlığı alırsak ekibimizle birlikte yapmamız ilk işlerden birisi. Şer benzinin girişinden bu tarafını belirli bir ay ve iki ay içerisinde o yazın karabalık olduğu dönemlerde trafiği arka yoldan Çandarlı'ya vermek ve o caddeyi ta kahvelere kadar kapatmak. O alanı da tamamıyla festival alanı yapmak. Yani o fuarlar şöyle yapılıyor. Belki katılmışsınızdır. Mesela Manisa'da, ben Manisa'daki fuarlara çok katıldım çünkü. İzmir'deki fuarlara da katıldım. Hatta bazılarının sosyal tesislerini ben çalıştırdım. Özellikle Manisa'daki bu SMS fuarcılığı olayını. Burada bir kere Çandarlı halkı çok kazanacak. İki, yani, Çandarlı esnafı kazanacak. Bu yaz sezonu boyunca bu dediğiniz kapatılan cadde üzerinde esnaf ne bileyim şey mi yapacak? Dükkanlar şey mi açacak? Sergiler mi açacak? Standlar açılıyor. Standlar açacak. Standlar açılıyor. Hı. Atıyorum şimdi İzmir'de hediyelik işinle uğraşan bir vatandaş gelip burada bir stand açıyor. Hı. Aynı zamanda bu açılan standlarda da buranın muhtarlığının da belediyenin bir büyük geliri olacak. Artı bu standları dolaşacak bir sürü insanlar Türkçe Çandarlı'da bir şey bırakacak, KDV bırakacak, yani bir para bırakacak, bir kazanç bırakacak. Hem esnaf kazanacak, hem Çandarlı tanışılacak. Aynı zamanda kültür geceleri, mesela bir örnek olarak söylüyorum, Manisa'da bir fuarı, içerisinde ben fiilen kendisinde yer aldım o zaman. Fuarı düzenleyen bir arkadaş oluşturuyorsun, bir grup oluşturuyorsun ki bir arkadaş her ay burada aynı zamanda belli bir güzel tesli bir yerde orada bir sanat gösterisi yapıyorsun. Bu sanat gösterisinde benim tanıdığım bir sürü tiyatrocu arkadaşlarım var. O tiyatro, hatta burada geçen dönem muhtar adayıydım. Murat Demirbaş'ı Hürkuş getirdim buraya. Hürkuş Bilcevi. Burada iki gün güzel bir tiyatro sanatı şey. Çandarlı halkı iki gün mükemmel. Çok mutluydu. Ve her aşağıya abi devamı var mı? Bir daha bu sanat, kültür, tiyatro gelecek mi diye. Yani esnafa dönük sergilerle diyorsunuz yaz dönemi içerisinde caddeler, belli bir cadde kapatılır. Az önce söylediniz zaten. Tabii tabii. Orada sergiler oluşturması, esnafın doğal olarak gelir elde etmesi, belediyenin i̇ki, de doğal olarak gelir elde etmesi. İki, yine yazın çok kalabalık olduğu için burası. Çok kalabalık, yani büyük bir dışarıda gelen insanların olduğu için söylüyorum. Otopark olayını mümkün olduğu kadar arabaları şehrin içine yazın yine o karabadan uzak tutmak. Yer var mı? Ha, var. Yani şu anda şurada yapılmak ve yapılıyor herhalde. Belediyeye hatta büyükşehire verildiklerini duydum. Onun arkasında mükemmel 20 dönümlük bir alan var. Hemen pazarın arkası. Hatta pazarın olduğu yerde dahil. Yazın arabaların mümkün olduğu kadar şehir içine değil bu otoparklara koyarak bu otoparkta o arabaları bıraktığın zaman şehir içinde insanlar yaya olarak çok rahat bir şekilde hem alışverişlerini yaparlar, hem gezerler, hem tozarlar, hem de yaşamların daha rahat, sıkıntısız hareket ettirir. Yani bu projeniz veya bu düşüncenizle şehir içi trafiğini, araç trafiğini rahatlatmak ve yaya trafiğini açmak, yayaları açmak yapılabilir diyorsunuz. Yine belediyelerimizle işbirliğiyle birlikte bu üstteki 10 maddeyi biz arkadaki 5 kuruluşa böldük. Çandarlı'nın sabahleyin hanımları, beyleri spora çıkarlar ama doğru bir spor yapacakları alan olmadığı için denkele sokaklarda ve denkele yürüyüş yaparlar. Barınak şeyde balık satış manavlarının oradan başlayarak balıkçıların orada başlayarak adayı dolaşarak tam kuzeyde limanın oraya kadar bisiklet ve yaya yolu. Yer var mı? Yer müsait. Onu da yürüyüş yapan insanlara, bisiklet süren insanlara öyle bir alanı kazandırmak çok da basit. Yani belediyenin bir el atması, toplumun el atması bizim bu sorunun aynı zamanda Çandarlı halkıyla bile çözer. Çünkü yer var, yol var ama bu konuda yapıyor. Bunu da yaparız.
Bu bahsettiğiniz konular tabii doğal olaraktan hem halkla birlikte gerçekleştireceğiniz onların taleplerine göre hem de belediyelerle birlikte, seçilecek olan belediyeyle birlikte koordineyle yapılacak olan bir şey. Ama dediğiniz gibi yapılma ihtimali ve olasılığı oldukça neden olmasın tabii. Peki şimdi yerel seçim geldi kapımızda, işte fazla bir şey kalmadı. 31 Mart'ta biliyorsunuz yerel seçimler gerçekleşecek. Adaylar biliyorsunuz belediye başkan adayları şu an sahadalar. Çandarlı'ya geliyorlar, buraya geliyorlar. Sizin bir muhtar adayı olarak adaylardan talepleriniz neler? Bahsettiğiniz taleplerinizi ama adaylara seslenmeniz açısından soruyorum. Tabii yani benim adaylar zaten daha hiçbirisiyle tanışmadım. Evet. Ama bazıların şeylerini aldım, okudum. Şimdi Çandarlı'nın bu talepleri çok büyük maliyetlerinden olacak bir talepler değil. Bu bahsettiğiniz şeyler zaten bir yönde bir talep gibi. Bunlar talep. Ama bu talepler çok büyük maliyetlere mal olacak talepler değil. Tamam. Yani çünkü her ilçenin, köylerin dahi bir devlet tarafında, bir iller tarafında buraya her ay belediyenin ödenen bir miktarlar var. Biz başka yerlerin, ilçelerin haklarını istemiyoruz. Çandarlı nüfusuna ait ve ödenen haklar neyse Çandarlı'yı kullanırız. Çandarlı'dan diyorsunuz ki bir yönde belediyenin elde ettiği gelirin Çandarlı'ya harcanması, Çandarlı halkına harcanması. Kesinlikle. Istiyorsunuz. Kesinlikle. Yani şu son yılı söylüyorum, son 4-5 yılı söylüyorum. Çandarlı'da bırak yatırımları, bırak değiştirmeyi yapılan bir tane örnek yok. Tam tersi bir sürü şey satıldı. Çandarlı'ya ait olan ama tabii kanunen yolu rahat, açık. Nedir işte Çandarlı Dikili'ye bağlı. O zaman Dikili Belediyesi, Dikili buranın sahibi, belediyesi buranın sahibidir. Böyle bir şey yok. Bak Çandarlı evet bir her olaylardan dolayı, bir büyük şey olaylarından dolayı belde olduğu olabilir ama buranın kendine ait gayrimenkulleri var. Kendine ait bir gelirleri var. Ama bunların en azından değerlendirirken Çandarlı halkına, başka bir yerlerde Çandarlı halkına verilmeli. Bunun hiçbiri yapılmadı. Bu bir eksik. Ben şimdi kazanacak. Kim kazanırsa kazanırsa. Tabii mutlaka. Benim, seçimde sonuçta. Şu bu Evecim belediye başkanı hiç benim şey yani o konuda ayrımım yoktur. Ben bu belediye başkanı kazanacak belediye başkan adaylarından hangisi kazanırsa. Tamam. Geçmişi birbirlerini suçlayarak şu yapmadı bu yapmadı değil. Herkesin bir projesi vardır. Herkesin bir planı vardır. Evet. Çandarlı muhtarıyla veya Çandarlı gibi muhtarlık olan yerlerde mutlaka onlarla işbirliği yaparak eksikleri tespit, onlara hizmeti götürmek. Biz kazanacak belediyede şunu istiyoruz. Kazandığınızda bizim tespit ettiğimiz maddeler var, eksiklerimiz var, acilen yapılması gereken şeyler var. Bizle beraber Çandarlı'nın bu sorunlarını çözmelerini istiyorum. Şimdi başka dediniz ki Çandarlı'nın acille ilgili ihtiyacı var, acil sağlık hizmetine ihtiyacı var. Başka ne talep ediyorsunuz adaylardan? Yine kurduğumuz birimlerin içerisinde işte görevli Çandarlı'yla ilgili sorunları çözme şeyleri. Birisi ya Çandarlı'nın ihtiyacı olan, yine nüfusuna da son derece uygun bir noterin olma işi. Ve aynı zamanda Çandarlı halkında yaşayan insanların sorunlarını burada yerinde çözmek için bir belediye başkan yardımcılarının boş bulunan binada faaliyet göstermesi ve halkın en küçük şeyde Dikili'ye gidip gelme olayını durdurması. Buradan işini görsün. İşi burada görüyorsunuz bir yönde. Evet. Bir de burada bir ara gündem oldu. Banka şubesi kapanması. Sizin burada bankalar, vatandaş nasıl hallediyor işini? Şimdi tabii bankalar ticari yeterli bankalar. Yeterli şey var mı? Bankamatik var mı? Ne bileyim. Çünkü bu da hayatın bir parçası. Tabii. Esnaf yaşıyor, vatandaş yaşıyor. Bankalar, burada zaten şu anda bir banka kaldı. Ziraat Bankası, bir de İş Bankası var. İş Bankası kapandı. Ziraat Bankası var. Ağırlıklı olarak burada Ziraat Bankası'nda insanlar şeyini görüyor. Yani para konusu sorunlarını çözüyorlar. Maaşlarını orada alıyorlar. Alanlar da var. Bankamatikler mümkün olduğu kadar var. O balıkçıların orada. Çandarlı halkının bankamatikleri ne kadar işini görüyor. Net olarak o konuda şeyin yok, ilgin yok. Ama yani ticari bankalardan ziyade devlet bankalarının Çandarlı gibi yerde yani burası bir ilçe zaten ya yani büyük şehir potansiyel olarak bir ilçe. Büyük yani devlet bankalarının mutlaka burada faaliyet göstermesi açmaları lazım. Açılması lazım. Zaten bunları görürse özel sektörler de gelir buraya.
Özel onlar bir öncülük yaparsa diyorsunuz. Ona, yani devlet burada öncülük yapması gerekiyor. Yani yapı kredinin burada niye olmaması, vakıf bankının niye olmaması. Evet. Veya işte yani devlet bankaları, devletin bankaların %400, %500, %600 karları var. Bütün bankaların. Bakın %400, %5 karları sürekli bu bankalar kar ediyor. Kendileri açıklıyorlar. Evet. Yani bunlar da diyorsunuz ki devlet bankaları şube burada açsın. Mutlaka şube açmalı. Diğer bankalara da yani bir öncülük yapmış. İlla da çok kar devlete yani mümkün olduğu kadar yine kar edecekler. Yani burada akşama kadar otursalar yine kar edecekler. Ama o bankaların burada çünkü devletin en büyük koşullarından birisi bir tüccar gibi kar etmek değil. Halkına kazanmak. Vatandaşa hizmet etmek. Onu mutlaka yapmalı. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum size. Eyvallah. Çok sağ olun.